Bir soru da şöyle, sakalları jilet ile kesmek caiz mi? Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a birisi sordu bu sakalları. O dedi ki, ben sakallar değil, imanlar düzeltmeye geldim. Evet. Tamam, iman düzelince, kendi dilinden sakallar düzelmeye başlar. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uygun insan yaşamaya başlar. Hı hı. Ama eğer iman düzelmese o zaman mollalık meydana gelir. Çok fark var bakın mollalık ile iman arasında. Bir evet. fark var. Bunu bizim anlamamız lazım. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Ey e, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen kendine bunlar iman etmiyorlar diye helak mı edeceksin? Bu imandır. Hı -hı. Başka iş için çırpınmak. Evet. Dördüncü halife vadilen mesih ala sallallahu e aleyhi ve ulan bir sözü var. Diyor ki başkasının bu manvi eğitimi diyor veya bu manvi terbiyesi onun kalbiyle kalbini yaralamakla olmaz. Evet. Birisini ben eğitmek istiyorsam, ister sakalını düzeltmek istiyorum, ister efendim kıyafetini düzeltmek istiyorum, ister namazını düzeltmek istiyorum. Hı -hı. Bunu yaparken diyor, eğer sen eğitmek istiyorsan, o zaman karşındakinin kalbini yaralamakla bunu yapamazsın. Bunun için kendi kalbini yaralaman lazım. Evet. Tam tamam. asıl prensip budur. Hı -hı. Onun için eğer bir insan şu sakallarını düzeltiyim falan şeyler bu, bu, peşinde ise ve, ve öfkelenerek bunu yapıyoruz ha bu niye yapmıyoruz diye bu mollalıktır. Evet. Ama eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi onun içi e, ne ise dertli ise öfkeli hı. değil bakın hı -hı. öfkeyle dertli olmak arasında fark var. Aynen. Öfkeli olunca insan yanlış hareket eder. Ama eğer insanıma şeyse, ne, ne diyoruz, dertliyse dua eder. Evet, evet. Bu fark var efendim, her ikisi evet. arasında. Sağ olun hocam, teşekkürler.